Bu sözleri hak edecek ne yaptım? Seni sevmekten, çok sevmekten başka ne yaptım? Peki bunu bana niye yapıyorsun ya, niye? Allah'ım cehennem gibi. Sözüm ciğerimi dağılıyor. Öyle suçlayarak iğrenir gibi bakınca kalbim acıyor. Çok acıyor işte, anlamıyor musun? Hiç mi sevmedin beni? Ben bir bakışın için, kokunun, nefesini hissetmek için dünyaları vermeye hazırken, her şey yalan mıydı? Evi buldun yetmemiş gibi bir de alışveriş yapıyorsun sabah. Ben senin hakkını nasıl ödeyeceğim sabah? Böyle günlerde birbirimize yardım etmeyeceksek dostluk niye var ki? Sen ne olur rahat ol. Sabah Hanım. Merhaba. Hoş geldiniz Ayhan Bey. Evi satın almak isteyen müşteri aradı. Anlaşmış olmanıza rağmen satmamışsınız evi. Bu işe çok canı sıkılmış. Epeyce varyansın etti adam. Evi satmadığınız gibi kimseye de sormadan kiralamışsınız. Nasıl göründüğünü biliyorum ama durum sandığınız gibi değil Ayhan Bey. Yani adama yalancı mı diyorsunuz şimdi? Hayır, ben öyle demek istemedim. Nasıl demek istediniz?
Sabahın bir suçu Kayhan abi. Sen ne diyorsun Kerem? Peki bu nahoş durumdan kim sorumlu olacak şimdi? Ben. Yani ben istedim böyle olmasını. Olup bitenlerden haberin var da o zaman. Ayhan abi dışarıda konuşabilir miyiz? Pekala. Sıkıntı yok, rahat olun. Yok galiba en iyisi annemin evine gitmem. Yüzleşeceksek de yüzleşelim, ne olacaksa olsun. Bir an önce ben de kurtulayım artık bu durumdan. Ne demek ne olacaksa olsun? Bir dur, sakinleş. Hem Püskül halledeceğim dedi. O söz verdi mi sözünü tutar. Yani genelde dediğini yapar işte. Yalnız son anda nasıl kurtarma dalışı yaptı. Değil mi? Gerçekten öyle. Çok iyi Mert birine benziyor. Ayhan abi anlattım ya. Yani Sabah'ın hiçbir alakası yok. Ben istedim kadının burada kalmasını. Hem sen de gördün işte, kadın hamile sokakta kalmış. Yani hamile insanı dışarıda mı bıraksaydım? Son zamanlarda epey değiştin Kerem, farkında mısın? Nasıl yani? İnsanları düşünmeni, özellikle zorda kalmış insanları düşünmeni takdir ediyorum. Pekala, bildiğin gibi olsun. Yani? Babanın kurallarını biliyorsun. Talimatlarının aynen ve harfiyen uyulmasını ister bilirsin. Tamam da... Ama... Madem acil bir durum var, ben de bir süreliğine idare edebilirim. Yalnız bundan böyle, bana haber vermeden böyle şeyler yapmamanızı istiyorum. Sağ ol Ayhan abi. Peki, ben gidiyorum o zaman. Ben seni arabana kadar geçireyim Ayhan abi. Olur. Ne istiyorsun? Ettiğin onca hakaretten sonra hala soğumadı mı yüreğin? Eğer öyleyse dinliyorum. Kus kalan öfkeninde. Şovun bitti mi? Eğer bittiyse şu kadarını söyleyeyim. Seni muhatap alıp konuştuğum için sevinmelisin. Şimdi neredesin? Konağa geçiyorum. Söyle, gelip seni alacağım. İstemiyorum. Seninle gelmek istemiyorum. Hayırdır, bir yere mi taşınıyorsunuz? Sizi daha fazla zor durumda bırakmak istemiyorum Kerem Bey. Kimseyi zor durumda bıraktığın yok. Her şey hallolana kadar burada kalabilirsin. Bu çok iyi. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Sabah sizin sözünüzü tutan biri olduğunuzu söylemişti. Gerçekten öyle mi söyledi? Yani lafın gelişi söylemiştim. Ben de öyle tahmin etmiştim.
Neyse benim gitmem lazım. Sen burada rahatına bak. Bir şey lazım olursa da hiç çekinmeden arayabilirsin. Sen rahatına bak. Ben hemen geliyorum, tamam mı? İkna ettin. Orası da bana kalsın. Nihal çok eski bir arkadaşım. Kocası Kemal kumar oynuyor. Evlerine haciz geldi. Oğlunu da annesine gönderdi. Kimseye bir şey söyleyemiyor. Üzüldüm. İnşallah her şey yoluna girer. Biraz daha durur musun? Seni dinliyorum. Ben teşekkür etmek istiyorum. Senin için yapmadım. İnsanlık namına diyelim, arkadaşın için. İnşallah sorunları kısa sürede çözüm bulur. Aslında bir konu daha var. Benim kaset olayı. Senden özür dilemek istiyorum. Acelem var. Gitmem gerekiyor. Püsküle bak ya. Bir özür bile diletmedi. Nihal! Karım nerede? Nihal çık dışarı, Nihal! Nihal! Hey! Ne oluyor burada? Sen kimsin? Ben Nihal'in kocasıyım. Asıl sen kimsin? Önce bir sakin ol bakayım. Ya ne sakin olacağım? Karım yok ortada diyorum sana. Nihal! Bak böyle bir yere varamazsın. Hem içeride de kimse yok zaten. Öyle mi? Neredeler sen bilirsin o zaman. Söyle bakalım neredeler? Gel benim dükkana konuşalım oturup. Ya ne oturacağım kardeşim? Karım yok ortada benim. Evde de yok. Anlıyorum. Karını geri kazanmaya çalışıyorsun ama bu şekilde bir yere varamazsın. Öfkeyle kalkan zararla oturur diye bir laf var. Biliyorsun değil mi? Biliyorum. Gel. Hadi. Çay içer miyiz? Ne çayı ya? Benim çay düşünecek halim mi var Allah aşkına ya? Karım evi terk etti diyorum sana. Sen beni anlıyor musun? Anlıyorum. Anlıyormuş beni ya. Nereden anlayacaksın sen beni ya? Ha? Beni kimse anlayamaz. Ya parmağında yüzük bile yok. Allah aşkına evli bile değilsin. Sen beni nasıl anlayacaksın ya? Evet, evli değilim ama kadınları tanırım. Yani kusura bakma ama eğer böyleysen evde de karının senden kaçması normal. Ondan değil. Kumar. Bütün suç benim zaten. Bu kumar illetinden bir türlü vazgeçemedim ben. Karımı da çocuğumu da kendimle beraber bataklığa sürükledim. Her gün kaybettiklerimi kazanmak için yeniden oynadım. Daha fazla oynadım. Sağdan soldan borç aldım. Kredi çektim. En son eve haciz geldi. Doğmamış çocuğumu beşiğini bile aldılar. Karım da daha fazla dayanamadı. Terk etti beni. Haklı kadın. Üstelik hamile. Ben Nihal'i çok seviyorum. Ondan ayrılamam. Yaşayamam onsuz. Hatanı anlamışsın. Bu önemli. Karını da seviyorsun. Canımı veririm onun için ben. Ama affetmez beni. Az önceki gibi kapıları yumruklayıp Tarzan gibi bağırıp çağırırsan dönmez tabii. Önce bir sakin olacaksın. Sonra karını bir daha asla kumar oynamayacağını ikna edeceksin.
Gerçekten de oynamayacaksın ama. Ben tövbe ettim, yemin ettim zaten. Ama eşyalar gitti, affetmez beni. Dur bakalım, karamsar olma sen şimdi. O iş kolay. Ya, kumardan kurtulmak, bak o biraz zor işte. Ya diyorum, tövbe ettim. Karım dönse de dönmese de bir daha asla kumar oynamayacağım ben. Asla. Yani eğer bu konuda ciddiysen... Bu adamın senin dükkanında ne işi var? Nihal'i arıyor. Ben de biraz sakinleşsin diye dükkanı aldım. Nihal'in yerini söylemedin değil mi? Yine kızdırdım. Ama haklı. Ya adam Nihal'e evini açtı. Niye ele versin ki? Ah Sabah, tutamıyorsun şu çeneni. Allah'ım, ben bu şekilde yaşamaya nasıl devam edeceğim? Nasıl, ne yapacağım? Yol göster bana. Ben nefes alamıyorum artık. Salim de hala alışamadı Zehra'nın yokluğuna. Kolay değil tabii. Ne kadar düşkün olduğunu biliyorsun Zehracığıma. Öyle. Teselli etmeye çalışıyorum. Bak, pırıl pırıl bir damadın oldu. Zehra'mızın gözünün içine bakıyorum diyorum ama nafile. Ay, pek de yakışıyorlar birbirlerine. Allah'ım nazarlardan korusun. Darısı senin kızın başına inşallah. Ay, inşallah Şükran. Alışır alışır. Salim de alışır. Nelere alışılmıyor ki Hamiyet? Zaman her şeyin ilacı. Öyle inşallah Şükran. Ay, her defasında pazardan bu kadar bir şeyler almayayım diyorum ama yine de dayanamıyorum. Ay, poşetlerin içinde sebze değil taş var mübarek. Of, öldüm vallahi. Vallahi doğru söylüyorsun. Ben de çok yoruldum Şükran. Şuraya oturup biraz soluklansak mı ha? Ne dersin? İyi olur vallahi. Hadi. Hadi. Canan, ne haber, nasılsın? İyiyim, sağ ol. Ya Zehra ile Ömer ne yapıyor? Nasıllar ha? Onlar konağa döndüler bu sabah. Hadi ya. Keşke Zehra bir gitmeden görseydim onu. Neyse, sonra ararım ben. Ne bu poşetler? Ne gömüsü ya? Ha? Nereden çıkardın? Tamam canım, şaka yaptım, sakin ol. Neyse. Evde bayağı iş var. Benim gitmem lazım. Tutmayayım seni. Bir enteresan hareketler. Ay.
Ya burada değilse? At şu telefonu, aç. Açmıyor. Olmadığına göre konağa mı döndü acaba? Alo Sabah. Sene gidi hayırsız. Mahalleye kadar geliyorsun, bana uğramıyorsun. Ya kusura bakma ne olur. Fırsatım olmadı, yoksa biliyorsun. Zehra, iyi misin canım? Sesin bir tuhaf. Ömer yine bir şey mi yaptı yoksa? Sabah berbat haldeyim. Yanına gelebilir miyim? Durduğun hata. 5 dakika sonra dükkandayım. Hemen gel. Tamam, görüşürüz. Görüşürüz. Akılsız Canan, ah! Bunları mahallede takarsan olacağı bu. Baksana, Sabah cadısının nasıl dikkatini çekti hemen. Hani Zehra'nın kulağına gitse ayvayı yedik. Sormazlar mı adama bu değirmenin suyu nereden geliyor diye. Sonra ayıkla pirincin taşını. Ne kadar kaldı acaba? Ay iyice azalmış paracıklar. Hazıra daha dayanmaz dedikleri bu olsa gerek. Ay. Acaba kalan parayı Çetin'e versem de borsaya mı yatırsa? Baksana, haftaya 2 misline çıkar diyor. Evet ya, en mantıklısı o. Ha yoksa eriyip gidecek paralar. Alo? Dinlemiyor beni Sabah. Tek yaptığı şey hakaret etmek. Şu Canan Çetin meselesini anlatmaya çalıştım ama konuşturmadı bile beni. Bu Canan olayı da tam bir skandal. Adama bak ya. Kızın fotoğraflarını çekmiş, bir de şantaj yapıyor. Tam bir pislik ya. Böyle o püskülü elime verseler var ya, böcek gibi ezerim onu. Ama suçun büyüğü de Canan'da. Tanımadığın, bilmediğin adam. Nasıl güvenirsin? Polise de gidemedin tabii. Ya işte fotoğrafları hem eve hem Ömer'e yollayacağını söyleyince. Sabah.
o korkunç fotoğraflar etrafa saçılırsa... ...ve halamla babamın halini düşünebiliyor musun? Kahrolurlar ya, ölürler kahırlarından. Adi herif ya. Sabah, bak bu fotoğraf meselesi aramızda. Bu Çetin'in ne yapacağı belli olmaz. Senin onayın olmadıktan sonra... ...merak etme. Ya... ...bir şey soracağım. Ömer'in nefretinin nedeninin para olduğuna emin misin? Aklıma başka hiçbir şey gelmiyor ki. Bana öyle gelmiyor ama. Yani mantıklı değil. Bu adam ikiniz için ortak hesap açmadı mı? Malına mülküne seni ortak etmedi mi? Hatta harcamıyorum diye kızıyordu bile. Bak kendin söylüyorsun işte. Böyle bir adam bankadan çektiğin parayı dert etmez Zehra. Hadi. Diyelim bozuldu. Parayı fazla buldu vesaire. Aa. Bu söylediğin şeyleri yapmaz. Bu işin içinde başka bir iş var. Bilmiyorum Sabah ya. Parayı da bulamıyorum ben zaten. Ya, düğün günü çantamın içine koymuştum. Artık ne olduysa o engelmedi. Zehracığım, bir kahve içeriz değil mi? Olur. Tamam. Ben acele tarafından kahveleri alıp geliyorum o zaman. Efendim Sabah. Ne yapıyorsun? Hiç. Biraz işlerim var. Alışveriş mi yapıyorsun yoksa? Ne alışverişi ya? Nereden çıkardın? Ay ne oldu, niye aradın? Ya dükkana gel diyecektim, biraz laflarız. Ya işim var dedim ya. Gören de seni 6-9 çalışıyor zanneder ha. Hem ne işin var çok merak ettim. Neredesin sen? Bak İstanbul'da yabancısın, kaybolursun sonra. Ay tamam. Tamam. Ben oradan geçeceğim zaten. Öyle ol bakalım. Gel de bir ifadeni alalım. Ne ayaksın bir anlayalım. Burcu'ya da gelmemiş. Neredesin Zehra? Yine ne işler çeviriyorsun? Kapalı. Kahvelerimiz geldi. Sıkılmadın değil mi? Yok. Bu üçüncü kim mi Sabah? Birazdan görürüz. Sabah abi arayayım dedim. Buradan geçeceğim. Hayırdır Sabahcığım? Beni niye çağırdın? Bir şey mi oldu?
Bir şey olduğu yok. Kız kıza bir kahve muhabbeti edelim dedim. Fena mı ettim? Hadi geç otur da kahvelerin soğumasın. Tüh 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 maşallah. Ay yarabbi şükür. Ne oluyor ya? Nazar değmesin diye dedim kızım. Son zamanlarda sende bir başkalık var. Böyle bir şıklaştın, güzelleştin. Ay sağ ol da biraz abartmıyor musun yani? Yo yo öyle öyle. Bir giydiğini bir daha giymiyorsun. Göz kamaştırıyorsun, takıp takıştırıyorsun. Vallahi Nişantaşı kızları yanında halt etmiş. Ay yok canım. Ay daha neler? Oho! Neler neler. Çantalar, ayakkabılar, elbiseler. Hepsi de pahalı marka. Kaliteli belli. Ama var ya, hele bugün taktıklarına bayıldım. Altılı değil mi onlar? Ay, senin haberin yok tabii. Ben sözlendim. Malum üstüme başıma birazcık özen gösteriyorum. Anlamadım. Nasıl sözlendin? Biz hiç duymadık. Kimse söylemedi. Ay tatlım, kimseye söylemedik. Yani öyle kendi aramızda bir söz taktık. Sen de kimseye söylemezsen sevinirim. Yani biz açıklamadan önce. Vallahi bu ne hız Canancığım. Ne ara tanıştınız da sözlendiniz? Yıldırım aşkı mı yoksa? Hı, öyle oldu. Hayırlı olsun, ne diyeyim? Kutlarım. Sağ ol. Eniştenin hali vakti yerinde galiba. Evet. Öyle biraz. Maddi durumu bayağı iyi. Geldiniz. Senin ne işin var burada? İçeride konuşalım, olur mu? Vay be. Ne enişteler varmış bu dünyada. Ne demek istiyorsun? Diyorum ki, bizim enişte hem aşık, hem paralı, hem bonkör. Öyledir sağ olsun. Her şeyi o aldı. Tabii ya. Yalandan kim ölmüş? Ne demek istiyorsun sen ya? Canancığım, oradan bakınca aptala mı benziyorum ben? Hı? Eniştenin züğürdün önde giden olduğunu biliyoruz. Ne bu ya? Biri bozacı, diğeri şıracı. Şu söylediğin şey var ya, çok çirkin bir kere. Ya mecbur muyum ya ben sizin abuk subuk sorularınıza cevap vermeye? Allah Allah! Çattık ha! Ben gidiyorum, size iyi günler. Allah Allah! Niye kızıyorsun ya? Ne güzel sohbet ediyorduk şurada. Açsana şu kapıyı. Ben tamam diyene kadar hiçbir yere gidemezsin. Eşkıya mısın kızım sen ya?
Ha? Ya Zehra, bir şey söylesene şuna ya. O hiçbir şey söyleyemez Canancığım. Tabii canım. Kime söylüyorum ki ben zaten? Canan. Zehra, sen konuşmuyorsun. O konuşuyor. Canan, şimdi oturuyorsun ve yediğin tüm herzeleri tek 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 anlatıyorsun. Sen kimsin be? Ha? Sen kimsin beni tehdit ediyorsun ya? Vallahi sen bilirsin. Anlatmazsan sen kaybedersin çünkü. Salim amca ile Hamiyet teyze bu olanları öğrenirse gerisini sen düşün artık. Ha, bir de şu fotoğraf meselesi vardı. Ay seni adi. Sabaha da mı söyledin o saçma yalanını? Bunlar... Canan. Bak, seninle kötü şeyler yaşadık. Eğer bana öfkelenip yanlış bir şey yaptıysan... Eğer öyle bir şey yaptıysan lütfen şimdi söyle. Ay hayda! Ya kuru iftira! Ya hırsız mı diyorsun sen bana ya? Ya bir zengin koca seninki mi zannettin? Ha? Benim sözüm de en az Ömer Kervancıoğlu kadar zengin, tamam mı? Benim bu üstümde başımda gördüğünüz her şeyi bana o aldı. Hırsız değilim ben. Canan, şu an o kadar büyük bir hayal kırıklığı yaşıyorum ki. Yani o parayı senin almış olma ihtimalim bile beni kahrediyor. Almadı Zehra, resmen çaldı. Senin paranı senden izinsiz gizli gizli alıp harcayana dünya literatüründe böyle deniyor çünkü. Foyan ortaya çıktı Canan. Söyle, nerede çaldın paralar? Ya para mara yok bende. Ya hırsız değilim ben. Hiçbir yere gidemezsin. Söyle, nerede çaldın paralar? Ya çık. Ya gidemezsin. Ya çalmadım diyorum. Git, deme. Çay çok iyi geldi. Yorgunluk morgunluk kalmadı. Nimet bu çay, nimet. Ay ilahi şükran, dur doldurayım bir daha. Ay yok yok Hamiyet, otur. Kafi, yeter. Ellerine sağlık. Fazlası da çarpıntı yapıyor. Kaç bardak içtim saymadım bile. Afiyet olsun canım. Ay saat kaç oldu? Nerede kaldı bu kız? Meraklandıysan ara istersen. Arayayım değil mi? Aa. Meşgule attı. Ay ne yalan söyleyeyim. Vallahi bu kız her sokağa adım attığında yüreğim daralıyor. Aa, sen de iyice abarttın ama. Ayol koskoca kız. Şimdiki gençler başka. Senden benden daha iyi biliyorlar her şeyi. Öyle deme be Şükran. Bak dünyanın bin bir türlü hali var. Ha, koskoca İstanbul. Başına bir şey gelecek diye ödüm kopuyor. Dedin ya İstanbul işte. Kalabalığı var, trafiği var. Hem belki hala iş görüşmesindedir. Ondan bakamamıştır. Merak etme, gelir gelir. Bir daha arasam mı acaba? Ay, üf, ne var anne ya? Sen de sabahtan beri arayıp duruyorsun, bir huzur vermedin. Ah Canan'a. Sen hak ettin ama başına geleni. Salaklığına doymayayım.
mahallede öyle alım al morun mor dolaşırsa olacağı buydu işte. Ama o sabah da ne yılanmış be. Ne bilezik kaldı saymadığı, ne ayakkabı ne çanta. Çaktırmadan da beni süzüyormuş meğer. Sevimsiz. Erkek Fatma ne olacak? O Zehra'yı da fiştekleyen o. Hasedinden yapmadıysa ben de Canan değil. Ay anne. Yani bir huzur vermedin ha. İş görüşmesindeyim diyorum, arayıp arayıp duruyorsun. Tamam çıktım, yoldayım, geliyorum. Hay ne yapabilirim hava kararacaksa? Hay bana mı soruyor hava kararıp kararmayacağını ya? Drama öğretmeni adaylarıyla konuştun mu? Evet konuştum. Hatta bir tanesiyle anlaştık bile. Öyle mi? Ay hadi hayırlı uğurlu olsun. Minik kelebeğime iyilik esenlik getirsin inşallah. Ya hayatım, ben sana sormadan okeylediğim için bana kızmadın değil mi? Neden kızayım? Senin için esinliyse benim için de tamamdır. Ya ben çok şanslı bir erkeğim. Asıl ben çok şanslıyım. Ay. Tü maşallah hayal. Ay Rabbim, kem gözlerden kem sözlerden esirgeyim. Maşallah. Öğretmenim ne zaman gelecek anne? Yarın gelecek anneciğim. Hey öğretmenim yarın geliyormuş baba. Öyle miymiş? Sen çok mu sevindin? Bana mı bu? Sağ ol arkadaşım. Bir şey diyeceğim. Ne yaptın bakalım bugün? Dinlenebildin mi? Bugün buraya Kemal geldi. Ne?
Nasıl yani? Nasıl bulmuş burayı? Peki sana bir şey yaptı mı? Yok, yok, sakin ol. Kötü bir şey olmadı. Sadece bir şans daha istedi. Affetmemi istedi. Yani parayı nasıl buldu bilmiyorum ama evin harcını kurtarmış. Bana öyle dedi. Pişman olmuş yani. Peki sen ne dedin? Yani ne yapmayı düşünüyorsun? Bak, yanlış anlama. Sen ne karar verirsen ver, ben senin her zaman yanındayım. Birlikte bir eve taşınırız. Geçinir gideriz. Canım arkadaşım. Sen kocana muhtaç değilsin, bunu bil. Sen bir tanesin, bunu biliyor musun? Hep de bir taneydin. Canım benim, sen de bir tanesin. Senin gibi temiz kalpli. Elinde, dilinde kötülük olmayan kaç kişi kaldı etrafımızda? Sen? Ya sen? Bu yaptığın iyiliği ömrümce unutmayacağım Sabah. Bak, bu halimle annemin yanına sığınmayıp senin yanına geldim. Daha ne olsun, canım arkadaşım. Benim için çocuklarının mutluluğu çok önemli. Bak, eğer Kemal gerçekten samimiyse seni ancak o zaman bırakırım. Sence bir şans daha vermeli miyim? Bir çocuğun var. Diğeri ise yolda. Bu pek elinin tersiyle itebileceğin bir seçenek değil. Öyle ya da böyle ben doğru karar vermeni isterim. Gerçi şu kumar mevzusu olmasa biz çok iyiydik. Gerçi yemin ettim diyor. Bilmiyorum. İnanmalı mıyım? Eğer sözünde durmazsa karşısında beni bulur. Ben arkadaşım sokakta bulmadım. Canım arkadaşım benim. İyi ki varsın. Ya sen olmasan ne yapardım ben? Bir tanem benim. Bu saat oldu, hala ortalıklarda yok. Arasam mı acaba? Kıyafetleriyle yatmış. Beni mi bekledi yoksa? Hakaret etmeden uyumak istememiştir. Ama ne yazık ki bugünkü şansını kaybetti. Olsun, bunun yarını var, öbür günü var. Nasıl olsa Zehra, babasının Ayşe'nin hatırına her şeyi sineye çekiyor.
Yeni bir gün başkaları için yeni umutlar demek. Ama ben her gün yeni bir kabusa uyanıyorum. Buz gibi bakışları, öfkesi, hakaretleri. Acaba ben de bir gün mutluluğa uyanabilecek miyim? Gözümü açtığımda bana yeniden aşkla baktığını görebilecek miyim? Kendini acımaktan vazgeç Zehra. Güçlü olmak zorundasın. Savaşmak zorundasın. Savaşman gereken kişi sevdiğin adam olsa bile. O zaman bebeğimi öpeyim ben. Gel bakayım. Oh. İyi eğlenceler prenses. Akşam görüşürüz. Gitme baba. Ama çalışmam lazım. Anlattım sana. Tamam. Akşam erken gel. Olur mu? Tamam. Aşkım. Çok yorma kendini, olur mu? Tamam. Görüşürüz. Görüşürüz. Anneciğim. Hadi gel önünü kapatalım. Tamam ama sıkı tutun anneciğim. Hayırdır? Yine bir hata mı yaptın? Teşekkür ederim. Niçin? Her şey için. Gerçi biraz geç oldu ama. Önemli değil. Şimdi müsaadenle çıkmam gerekiyor. Yine aynı şey yapıyorsun. Bu kez ben konuşmadan gitmene izin vermeyeceğim. Tamam. Dinliyorum seni. O kaset benim için çok değerliydi. Çünkü annemden bana kalan tek şey. O an. Yani kaset kırılınca sanki onu tekrardan kaybetmiş gibi hissettim. Kaseti düşürünce sana çok kızdım. Ama sonra öğrendim ki onu tamir etmek için çok uğraşmışsın. Onu yeniden çalışır bulunca sanki anneme sarılmış gibi oldum. Yeniden. Yaptırmak için ne kadar uğraştığını tahmin ediyorum. Arkandan ileri geri konuştum. Özür dilerim. Kızmakta haklıydın. O kasetin senin için ne kadar değerli olduğunu anlıyorum. Benim de başıma gelse, yani aynı şey, ben de öyle yapardım. Senin gibi. Hadi, gitmiyor muyuz? Tabii ya. Kafa kalmadı ki. Hadi gidelim o zaman.
Benim gitmem lazım. Görüşürüz. Anneciğim dur, düşeceksin. Gel. Merhaba. Ben drama öğretmeni Müge. Ay, çok memnun oldum. Biz de sabırsızlıkla sizi bekliyorduk. Buyurun lütfen. Gelmeyeceğim demişti ama geldi. Ne istiyorsun? Hiçbir şey. Sadece konuşmaya geldim. Bir karar verdim. Konakta kalacağım. Hakaret de etsen, kovsan da gitmeyeceğim. Seninle sana rağmen mücadele edeceğim. Çünkü ben yanlış bir şey yapmadım. Demek kalmaya karar verdin. İkimiz için mücadele edeceksin. Öyle mi? Evet. Bravo. Senden de bu beklenirdi zaten. Anlamadım. Seni seninle yüzleştirdim. Yaptıklarınla. Ama sen buna rağmen burada kalmak istiyorsun. Öyle mi? Sen sadece bir oyunbaz değilsin. Kendinden başka kimseyi sevmeyen... Ben seni sevdim. Hem de çok sevdim. Ömer. Demek kalmaya karar verdin. Kalacaksın tabii. Kalacaksın. Her gün, her saat seninle ilgili düşündüklerimi, hissettiklerimi daha iyi anlayacaksın. Evet, kalacağım. Ama onursuz ya da gurursuz olduğum için değil. Yanlış bir şey yapmadığımı bil diye. O sandığın kişi olmadığımı gör diye. Seni ne kadar sevdiğimi... sana
bu evliliğe. Artık sen inanmıyor olsan da aşkımıza ne kadar değer verdiğimi gör diye. Benimle ilgili istediğini düşünebilirsin. Ama ben o sandığın kişi olmadığımı kanıtlayacağım sana. Sen sonsuza kadar sussan da, suçumun ne olduğunu söylemesen de ben buradayım. Hiçbir yere gitmiyorum. Ağlama. Sakın ağlama. Bir şey var. Ömer'in senden nefret etmesine neden olan bir şey. Onu bulmadan, gerçeği ortaya çıkarmadan ağlamak yok. Her şeyi yoluna koyacağım. Pes etmeyeceğim. Zehra'cığım gel gel. Ben de seni çağıracaktım. Tanıştırayım. Zehra. Abimin eşi. Benim de en yakın arkadaşım. Müge Hanım da Asya'nın drama hocası. Memnun oldum. Ben de memnun oldum Zehra Hanım. Of çok yoruldum ben. Anneciğim bunlar ne? Benim oyuncaklarım. Müge ablamla tanıştırmaya getirdim. Aa, hemen tanışalım o zaman. Bu bebeğim Zeliş. En sevdiğim bebeğim. Bu da müzik kutum. Bunu açıp dans ediyorum ben. Ay, ne kadar da güzel bir müzik kutusu bu böyle. Bundan sonra birlikte dans ederiz. Olur. Bu da resim defteri. Bunu Zehra ablamla çizmiştik. Zehra abla, Müge abla benim oyun arkadaşım. Tıpkı senin gibi. Hmm, ne güzel. Ama Asya'cığım beni sakın unutma, tamam mı? Yok, unutmam. Ben seni çok seviyorum. Canım benim, ben de seni çok 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 seviyorum. Şunlara baksana, bizi unuttular bile. Aynen. Hayır, unutmadım anneciğim. Ne seni, ne Müge ablamı. E tabii annesi. Asya'nın sevgisi herkese yeter. O kadar kocaman bir kalbi var ki. Biz nasıl onu seviyorsak, o da bizi öyle çok seviyor. Tabii babamı da, dayımı da çok seviyorum. Sonra babaannemi, Hediye teyzemi, öğretmenimi, Alara Şenay'ı. Oo, bitmez bu liste. Ne mutlu size. Sevgi dolu bir kızınız var. Öyle. Kime benzemiş acaba? Ama size anlatmıştım ya. Çok normal tepkiler onlar. Hepsi geçecek. Gelmeniz o kadar iyi oldu ki. Teşekkür ederim. Ben de burada olduğum için çok mutluyum. Abi çayını getirdim. Burnumun dibinde ne arıyorsun? Gemilerinin hangi denizlerde batmış olabileceğini düşünüyordum abi. Bulabildin mi bari? Tam buluyordum, sen kendine geldin. Anlatmak istersen dinlerim. Gerçekten bak, süper dinleyeceğimdir. Böyle göründüğüme bakma sen. Sabah abla mı sıktı canını? Atiye, işine bak işine. Ayrıca benim canımın sıkkın olduğu falan yok. Hepsi! Hasta mısın sen? Sen de gör Kerem abi. Tamam tamam, çok yaşa. Senin yüzünde solgun görünüyor.
Üstüne afiyet. Biraz kırıklık var abi üstünde. Ama merak etme sen, geçer. Sana da afiyet olsun. Hapşı! Sen götür o çayı, götür. Ben içmeyeceğim. Hapşırdım diye değil mi? Ağzımı kapattım ama ya, bir şey olmaz. Ati, içmeyeceğim diyorum. Götür. Abi bu kadar pimpirikli olma. Hem cildine hem ruhuna zarar. Hadi Ati, hadi. Hapşı! Emlak Gayrimenkul Danışmanlığı, buyurun. Sitenizin emlak danışmanlığı için teklif sunmuştum, evet. O kadar geniş bir yaşam alanı sıradan bir emlakçının bakması doğru olmaz elbette. O yüzden talip olmuştum. Tabii ki görüşmek isterim. Tamamdır. İyi günler. Evet, tek tek dairelerle uğraşmakla olmaz. İyi oldu bu site işi. Oldun mu ki abla? Harika. Ama sanki şuralara biraz daha sarı renk gerekiyor. Bak güneş parlıyor. Hava sıcak değil mi? Evet. Burada mıydınız? Abi tanıştırayım. Müge Hanım, Asya'nın drama öğretmeni. Ömer, memnun oldum. Ben de. Değil, biliyor musun? Müge abla benim oyun arkadaşım. Öyle mi? Çok güzel. Çok sevindim. O zaman bu demektir ki artık Zehra ablanla oynamak istemiyorsun. Hayır, öyle değil bir kere. Zehra ablam bazen yok, sıkılıyorum ben. Öyle mi? Hiç üzülme Asya'cığım. Ben artık hep yanındayım. Hiçbir yere gitmiyorum. İstediğin zaman, istediğin kadar bol bol oynayabiliriz. Oh, sözünü de aldın. Asya'ndan mutlusu yoktur artık. Benden de. Kıskanıyorum ama. Kıskanma dayı. Üçümüz birden oynarız. Hani oynuyorduk ya. Ama ben Zehra ablanla oyun konusunda yarışamam. Hatta onunla hiç kimse yarışamaz. Öyle mi? Oyunun alasını görürsün o zaman. Ya orası öyle. Biz 10 dakika oynadığımızda ya ben pes ediyorum ya da Asya Hanım sıkılıyor. Ama Zehra ile saatlerce oynuyorlar. Neyse, ben artık gideyim. Memnun oldum. Ben de. Akşama ne yemek hazırlatayım? Geç gelirim. Yemek dolma. Peki. O zaman ben seni geçireyim. Hoşça kalın. Güle güle, kolay gelsin abi. Bay bay dayı. Bir saniye. Şimdi oldu. Kendine gel. Bir daha böyle bir şey.
Güle güle. Arkadaşım evinde çok beğendi sabah. Çok sağ ol valla. Valla keşke gelip bir görseydi, öyle kameradan bakmakla oldu mu ki hiç? Sorun çıkmaz, merak etme. Zaten her yeri gösterdik. Kontratı senin adına mı yapıyoruz? Sakıncası yoksa evet. Yani sorun olmaz. Ev sahibine söyledik zaten. Evin bahçesi de var. Bizimki mangal yapmaya bayılır. En çok da ona sevindi zaten. İki emlakçı yan yana yanlış bir tercih değil mi? Müşteriler açısından diyorum. Ya bilmem. Herkes nasibini yiyor sonuçta. Hem burası emlakçı, orası gayrimenkul danışmanlığı. Oku oku bitmiyor. Şuraya afilli bir imzanızı alalım Can Bey. Her şey için teşekkür ederim. Ben gideyim o zaman. Kendine iyi bak. Sen de. Hadi hoşça kal. Hoşça kal. Hoşça kal. Hayırlı işler. Abi az önce çayımı almadın ama senin için tazesini getirdim. Ya, almadığım için ne kadar doğru bir karar verdiğimi senin şu halini görünce daha çok emin oldum. Seni gören de bardakları hapşırıyorum sence. Yürüyen virüs müyüm ben? Salgın mıyım yani? Aşk olsun Kerem abi. Sen şu hastalıktan kurtulana kadar bana hiçbir şey getirme. Hem sen çok iyi görünmüyorsun. Doktora falan gittin mi? Doktorluk bir şey yok. Geçer zamanla. Hadi hayırlı işler. Ati! 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 Ne oldu Ati? Bilmiyorum, bayıldı. Çabuk taksi çağır, hastaneye kaldıralım. Tamam. Ati! Ati gözünü aç Ati! Alo, Fulya Mahallesi, Akıncılar Sokak. Bir taksi rica edebilir miyiz? Tamam. Ben bir lavaboya gideyim. Ben yolu göstereyim size. Aa yok yok, gerek yok. Başka bir şey ister misiniz? Müge Hanım'a lavaboyu gösterir misin? Tabii. Buyurun. Yardım edeyim mi anneciğim?
odası mı? Ha yok, orası Ayşe Hanım'ın odası. Tamam, teşekkür ederim. Rica ederim. Bir daha böyle bir şey. Yardım et bana. Dayanma gücü ver. Dökülen ne varsa toplayacağım. Bu kadar vasat, bu kadar sıradan bir kadın için mi beni bıraktın? Fotoğraflar değişir Nihat. Bir bakarsın. Çerçeveye seni hak eden, gerçekten seven biri girer. Bir anda her şey darmadağın olur. Benden aldığın her şeyi sana misliyle ödeteceğim. Önce kocam, sonra çocuğum. Bekle de gör Ayşe Hanım. Bir şey mi arıyordunuz? Tuvaleti aramıştım. Ev o kadar büyük ki odaları karıştırdım. Geç otur bakalım. Size de zahmet verdim Sabah abla. Evet, verdin Ate. Ya madem o kadar hastasın, niye söylemiyorsun anlamıyorum ki. İlla bayılman mı gerekiyor? Bilemedim abla. Aldım ilaçları. Karnın açsa bir şeyler söyleyelim hadi. İlaç içeceksin. Çay ocağında yerim abi ben. Gideyim artık. Bak hala çay ocağı diyor. Ati, doktor kendine dikkat etmezsen zatürre olacaksın dedi. Zatürre başlangıcıymış. Duymadın galiba. İlla bir yere gideceksen eve git. Evde sana bakacak kimse var mı? Annemle kardeşim anneanneme gitti.
Haberi olsa koşa koşa gelir ama... Sıkma canını. Biz varız. Biz buradayız. Efendim. Evet evet. Siteniz emlak danışmanlığı ile ilgili konuşmuştuk. Yalnız şu an yanınıza gelmeme imkan yok. Görüşmeyi başka zaman yapsak. Anlıyorum. Ne diyeyim, kısmet değilmiş. Başka bir projede çalışırız diyelim. İyi günler. Kerem, bir şey mi oldu? Ha, önemli bir şey yok. Tek başına kalamazsın. Doktorun dediğini duydun. Ya, ateşin çıkarmış. Yani dikkat etmemiz lazım, yoksa daha kötü olacak. Annemle kardeşim yarın gelecek. İdare ederim ben. Olmaz. Şuradan şuraya gidecek halin yok. Nereye idare ediyorsun acaba? Ha? Ama başka gidecek yerim yok ki benim. Anne, ben hazırım. Tamam anneciğim. Müge ablayı da bekleyelim, olur mu? Pardon, beklettin mi? Bakmam gerekiyordu. Arkadaşım biraz rahatsız da. Çok geçmiş olsun. Önemli bir şey yoktur umarım. Yok, küçük bir operasyon geçirdi ama şimdi çok iyi. Çıkalım mı? Hadi anneciğim. Koş koş. Bu eve bir daha geleceğim aklımın ucundan geçmezdi. Korkma korkma. Avukatın yanında nasıl olsa. Geç. Uzan bakalım şöyle. Gel. Başını da koy. Şunu da şöyle koyalım havuza karşı. Suyu izler, iyi olursun. Hapşı! Abi farkındaysan hala hapşırıyorum. Kafan dalgın herhalde. Ben hatırlatayım da. Hastalık başka bir şey, titizlik başka. Senin için rahat olsun. Keyfine bak. Şimdi ne istiyorsun söyle bakalım. Ne pişireyim sana? Bak değerini bil. Bugüne kadar bana bir kere sormadı. Aman lan körsün sen. Sormayı bırak. İstediğimse de yan çizdi. Yani yaptıysa da bin söylenerek. Burnumdan getire getire. Ben bir şey istemem Sabah abla. Şu an uykudan başka bir şey düşünmüyorum. Olmaz öyle şey. Şimdi çorba yapacağım sana, iyi gelir. Becerebilir mi sence? Endişe etmene gerek yok, ölmezsin. Bak bana, dayanıyorum. Sen yat, ben sana battaniye getireyim. Hapşı! Sebze çorbası mı yapıyorsun? Hı hı. Sana yaptığımda öğrenmiştim. İçinde yok yok. Çok iyi gelir. İyi düşünmüşsün. Tadı güzel olur. Tadı güzel. Ben içtiğini hatırlamıyorum ama. Neyse, hatlar karışmasın. Ben gideyim Ati'ye bakayım. Ayarsız ya. Resmen ayarsız. Güzel güzel. Ayşe beğenmiş öğretmeni. Ya o zaman şirketi arayıp bir teşekkür edeyim bari.
İyi iş çıkardılar. Müsait miydiniz Nihat Bey? Müsaitim tabii. Özge Hanım buyurun. Hoş geldiniz. Hoş buldum. Az önce Ömer Bey'in odasındaydım. Evet. Reddedilemeyecek bir transfer teklifi aldım. Öyle mi? Evet. Şirketin kurumsal iletişim direktörü olmamı istedi. Oo, gayet iyi. Yani doğrudan yönetim kurulu başkanına Ömer Bey'e bağlı bir pozisyon. Bu da gayet iyi. Kabul ettiniz yani. Reddedilemeyecek bir teklif olduğunu başta söylemiştim. O zaman bir kutlama kahvesi içeriz birazdan. Olur. Özge Hanım, siz çok iyi bir üniversitenin işletme bölümünden mezun oldunuz. Ya organizasyon işlerinden sonra kurumsal iletişim. Sizin finans sektörünü bırakmanızı beklemezdim. Özellikle 3 yıl önce yaptığımız ortak işteki performansınızı gördükten sonra. Öyle denk geldi diyelim. Aslında hiç şikayetçi değilim biliyor musunuz? Ezberim bozuldu. Yeni iş heyecanı, yeni alan heyecanı, yeni keşifler. Ya öyle, öyle de o günkü final sunumunuzu hatırlıyorum. Yani resmen şov yapmıştınız. Sanırım Ömer de bundan etkilenip sizi transfer etmek istedi. Unutmamıştır diyorsunuz yani. Yani. Teveccühünüz. Sizinki çok büyük bir şirketti. Ya piyasayı hareketlendirmişti. Geri çekilmelerini anlayamadım. Özellikle proje ortakları yüzünden. Öyle ama uluslararası şirketlerde böyle küçük sürprizler oluyor maalesef. Doğru. Nihat Bey. Nihat Bey, şu anlaşma ile ilgili evrakları almaya geldim. Cuma günkü toplantı için Ömer Bey'e bilgi vereceğim. Hoş geldiniz. Hoş buldum. Tanıştırayım, yeni kurumsal iletişim direktörümüz Özge Hanım. Öyle mi? Hayırlı olsun. Teşekkür ederim, sağ olun. İsterseniz size şirketi gezdireyim. Hem yeni iş arkadaşlarınızla tanışmış olursunuz. Olur. O zaman kahveyi daha sonra içelim Nihat Bey. Tabii, ne zaman isterseniz. Teşekkürler. Bakalım çorbamı beğenecek misin? Abla sonra içsen. Vallahi olsa dükkan senin diyeceğim Hatice'm ama olmaz. Şimdi içeceksin. İçinde yok yok, iyi gelir. Abla gitmiyor, halim kalmadı. İyi görünmüyorsun sen. Dur bakayım. Yanıyor, ateşin çok çıkmış. Üstünü açalım Kerem, üstünü açalım. Havaleye neden olabilir. Seni tutmamız lazım. Ömer Bey, cuma günkü yönetim kurulu toplantısı öncesi bir 10 dakika görüşebilir miyiz? Neden? Gündem maddelerin üzerinden geçmek için. Olur. Bir daha böyle bir şey. Ömer Bey. Şu geçen yıl Amerikalılarla yaptığımız ortaklıkla ilgili. Sözleşme nüshası nerede? Siz eve götürmüştünüz diye hatırlıyorum. Doğru söylüyorsun. Tamam, çıkabilirsin. Alo Can. Şu an eve gitmen gerekiyor. Çalışma odasında bir tane dosya var, onu getireceksin. Hediye abla, pirinç de azalmıştı değil mi? Evet evet, azaldı. Azalım o zaman. Ömer pilav seviyor. Ay bir Ömer'cim olsa iyi. Bıcırık dahil bütün ev pilavcı ayol. Doğru. İnce bulgurla yeşil mercimek de bitmişti. Ama onun için sipariş vermek lazım. Tamam, ben onları da yazayım. Ha bu arada Asya çikolatalı kek yapmamı isterse kuş üzümüyle kabartma tuzu da yok. Ah kurban olurum.
Ay görüyor musun ayol? Nasıl bir ince ruh, nasıl bir pırlanta kalp. Ay evdeki herkesi düşünüyor ayol. Ay övmeyeyim diyorum. Hani övünce yoruluyorum ama övdükçe övesim geliyor ayol. Ay ay kıyamam ben. İyi günler. Kolay gelsin. Hoş geldin. Zehra Hanım, çalışma odasındaki masanın alt çekmecesinde şeffaf dosya içinde bir belge varmış. Ömer Bey istedi de onu alabilir miyim? Tamam canım. Sen otur bir soluklan, ben getireyim. Can yavrum, ay otursana Hediye ablan. Bir tarhana yaptı pastırmalı. İç ayol, için ısınsın. Ben şirket yedim, teşekkür ederim. Ayol şirket yemeli, ev yemeği bir olur mu Allah'a seversen? Gerçekten. Bir kase vereyim mi? Çok sağ olun, teşekkür ederim. Salın tozunu aldım Hediye abla. Eline sağlık kızım. Şimdi git kuru temizlemeden gelenleri yerleştir. Tamam. Heh, getirdiniz mi? İstediği belge bu herhalde. Evet. Can, ya bir de bunun camı kırıldı da. Eğer bir boşluk bulursan yaptırabilir misin? Tabii tabii, yaptırırım. Teşekkür ederim. İyi günler. Ay maşallah, çok beyefendi çocuk bu ayol. Ateşi kritik seviyeye dayanmış. Peki ne yapmamız gerekiyor? Öncelikle bol bol sıvı alacak. Tamam. Dolapta taze meyve suyu vardı. Ben onu getireyim. Bir de iğne yapacağız. Ateşini hemen kontrol altına alalım. Sonra rahat eder, ilaçlarla desteklersiniz. İğnesiz olmuyor mu doktor bey? Serum taksanız, ilaç falan içsem. Küçücük iğneden korkuyorum demeyeceksin herhalde Atici'm. Demeyecek de aslında. Korkuyor. Ne korkacağım ya? Ayrıca yalan da söyleyemiyor. Merak etme, elim hafiftir. Ben şunu mutfağa götüreyim. Biz yanındayız. Merak etme. Şuradan bakalım birazcık. Geçmiş olsun. Şimdi bizi neler bekliyor doktor bey? Yani nelere dikkat etmeliyiz? Ateşi falan çıkarsa ne yapmamız gerekiyor? Bu gece artık başka bir şey olacağını sanmıyorum. Zaten eşiniz de çok iyi bakıyor hastamıza. Biz evli değiliz. Çok özür dilerim. Çok pardon. Bana müsaade o zaman. Ben sizi geçireyim. Çok kral adammış Kerem abi. Hiç beklemiyordum bunları yapmasını. Öyle mi diyorsun? Sana da çok teşekkürler Sabah abla, her şey için. Bana değil, Kerem'e teşekkür edersin. Nasıl durumlar bakalım? Dedikodu mu var? Ben gelince böldünüz. Ati sana bir şey demek istiyormuş. Allah razı olsun Kerem abi. Sabahtan beri benim için yaptıkların... Şşş! Doktor özellikle söyledi. Az konuşsun, dilini de dinlendirsin dedi. Yat sen. Küpelerin çok güzel. Beğendin mi cidden? Beğendim tabii. Gerçi sen oraya teneke taksan bile yakışır ama... ...senin güzel olmak için pahalı takılara ihtiyacın yok sevgilim. Ne oldu? Şey... Ya ben şu yatırımını soracaktım Çetin. Ne oldu?
Bir gelişme var mı? Var, var tabii. Yani hisse senetleri coştukça coşuyor. Aslında biraz daha alsak çok fazla kâr edeceğiz ama... yani kenarda varsa kazan diye. Yok. Yani şu an için yok öyle bir şey. Bir sıkıntı yoktur umarım. Yok. Yok canım, sıkıntı falan. Ya para bankada. Vadeyi bozmak istemiyorum ben, hepsi o. Ben paramı ne zaman alabilirim? Ne zaman istersen hayatım. Yarın o zaman. Yarın? Yarın için geç kalmış olabiliriz. Ama ben yine bir borsacımla konuşup sana dönerim. Tamam. Haber verirsin. Tamam hayatım. Kalkalım mı artık? Ben geç kaldım. Ne olur canım. Ne olur. Belgeyi getirdim. Sağ ol John. Zehra Hanım benden bu çerçeveyi yaptırmamı istedi de izin verirseniz ben çıksam. Tamam. Hallederim ben, sen çıkabilirsin. Peki. Müsait misin? Özge Hanım'la görüştük. Diğer arkadaşlarla da tanıştı. Güzel. Toplantıya da katılsın. Olur. Hazırlıklar nasıl gidiyor? İyi. Selin söylemiştir belki. Gündem maddelerin üzerinden bir daha geçersek iyi olur. Olur. Geçeriz. Tamam. Bana söyleyeceğim bir şey yoksa nakliye raporlarına gidip bakmam gerek. Tamam. Kolay gelsin. Görüşürüz. Bak emin misin? Ben bıraksaydım seni. Ya dediğim gibi Çetin hiç gerek yok. Hem biraz yürümek istiyordum ben hatta ama... Olmaz. Hava soğuk. O zaman taksi. Taksi. Hem yürüyüp yorma kendini. Hasta olursan çok üzülürüm. Tamam. Üzmeyeceğim seni. Hadi görüşürüz. Görüşürüz bir tane. Sana bir şey olursa... gerçekten kahrımdan ölürüm canım. Alo. Yolsuz. Parayı getirmedi. Dımdızlak çıktı öyle karşıma. Getirmedi mi? Ne demek getirmedi oğlum? Lan ne bileyim oğlum, getirmedi işte. Yani vade dedi, zart dedi, zurt dedi. Bir de parayı geri istedi, değil mi? Adamlar İstanbul'a alt durup üst çıkıyor. Seni arıyorlar. Yakaladıkları yerde indirecekler. Ulan oğlum ne yapayım? Karının gırtlağına mı çökeyim gidip, ne yapayım? Ben bilmem Çetin. Gerekirse yapış. Canını seviyorsan ne yap ne et, bul o parayı. Benden sana dost tavsiyesi. Yoksa halin duman. Bulacağım kardeşim, bulacağım. Merak etme. Aklı varsa zaten bir dahaki sefere parayı getirir. Yoksa o da sonucuna katlanacak.
oynayacağım ben burada kardeş. Üstü yok abla. Kısa mesafede 10 lira alıyoruz. İyi be. Tamam. Her şey yolunda mı? Şşş. Sessiz ol, uyuyor. Ateşi nasıl acaba? Bir baksak mı? Ben baktım biraz önce. İyi. Ha, tamam. Yoruldum da. Uyumak istemiyorum. Niye gülüyorsun? Beni şaşırtıyorsunuz Kerem Alkan. Tam olarak söyler misin? Neden acaba? Öyle işte. Başka bir zaman anlatırım. Afiyet olsun canım. Sağ olun Zehra Hanım. Çerçeveyi yaptırabildin mi? Ömer Bey aldı onu benden. Öyle mi? Evet. Peki, tamam. Fotoğraflarımızı görmeye bile katlanamıyor demek. Sağ ol. Kahve mi yaptın? Uyumak istemiyorum dedin ya. Uykum kaçsın diye bahçeye çıktım. Ama ya ateşi çıkarsa tekrar Atin'in? Endişe etme. Doktor bir şey olmaz dedi. Burada içebilir miyiz kahveleri? Üşümüyorsan. Olur. Bugün doğru düzgün kahve içmemiştim. İyi oldu. Şaşırttım mı seni? Kahveme laf etmedin. Valla şaşırmadım desem yalan olur. Kahveme laf edecek misin, etmeyecek misin? İlk tanıştığımızda başka biriydin sen. Öyle mi? Nasıl biriydim ilk tanıştığımızda?
bencil. Hayatta kendinden başka kimseyi düşünmeyen. Şimdi ne düşünüyorsun? Şimdi sanki çok başka biri var karşımda. Öyle ki ikidir püskül bile diyemiyorum. Sen burada beni bekle. Tamam. Sakın hiçbir yere ama. Hatta hiç kıpırdama. Tamam, ben geliyorum. Ayhan abi. İyi akşamlar. Ayhan abi, sana söz verdim biliyorum. Ya burada olmayacaktım ama açıklayabilirim. Yine buradasın ama artık bu kadarı aramızda kalamaz Kerem. Durumu babana haber vermek zorundayım. Ya ama bak, bildiğin gibi değil. Babana haber vermek zorundayım Kerem. Çünkü artık o da senin burada kalmanı istiyor. Ve bunlar da bundan sonra sende kalabilir. Bir daha böyle bir şey